Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te temel cloud işlemlerinde ikinci dersimizle karşınızdayız. Bu dersimizde ekleme işlemini anlatacağız. Geçen dersimizde listeleme işlemini bitirmiştik. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde yapacağız. Şimdi indeksin design tarafına geçiyorum. Şu alta bir tane buton ekleyeceğim. Tabii bu buton bizi başka bir sayfaya yönlendirecek. O da ekleme sayfası. Bunun için projemize sağ tıklayıp yeni bir web form daha ekliyoruz. Web form. Evet, yeni. Tamam. Burayı kapatıyorum. Bir tane hyperlink. Evet, şu anda ekledik. Şimdi geçen dersimizde arkadaşlar Bootstrap min.css dosyamızı projeye eklemiştik. Şu hyperlink'i bir div'in içerisine alıyorum. Class. Diğerleriyle aynı hizaya gelsin. Evet, tamam. Şimdi bir de buna bir CSS class'ı veriyorum. BTN info. Şu hyperlink yeni, şurası da yeni olacak. Evet, bakalım, tamam, görüntüsü güzel. Navigate URL eşittir. Nereye yönlendirecek bizi? Evet. Nüvası. Tamam. Evet, kaydettik. Şimdi sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Plus. Evet, şu anda burada ekli değil. Şurayı kopyalıyorum. Evet, Bootstrap min.css dosyasını da ekledik bu şekilde. Şimdi div içerisinde bir div daha açıyorum ve bunun klasına da form group diyorum. Şimdi burada alanlara bakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. First name, last name, city ve şeklinde. First name. Buraya bir tane text box. txt first name. Şurayı kopyalıyorum. 4 tane alan ve bir tane de buton olacak. Ekle.
CSS class btn info. Tamam. Burası tamam. Şimdi şu ID'leri değiştiriyorum. TXT last name, TXT city, salary. Salary. Şurası city ve last name şeklinde düzenlemelerimizi yaptık. Şimdi görünümüne bir bakalım. Şöyle dizayndan. Tabi aslında şu, evet, class belirtmedik. Class form control Evet, şimdi bakalım. Tamam. Tam istediğimiz şekilde oluştu arkadaşlar. Şimdi butona çift tıklıyorum. Tabi diğer özelliklerine bakmak için şu eventler kısmını açıyorum. Evet, burada hangisi ise şimdi varsayılan olarak click geliyor. Şu bağlantı cümlesi indekste de aynıydı. Şurayı kopyalıyorum. Hatta yazalım. SQL connection. Bağlantı. Using system nokta web nokta configuration web configuration manager nokta connection string köşeli parantez içerisinde şu web config'de yazdığımız name'de yazdığımız cümle olacak. Geçen derste yapmıştık bu işlemleri. Yapıştırdım. Nokta connection string. Evet, bu şekilde bağlantıyı oradan çağırıyoruz. Bağlantıyı açıyoruz. SQL command sorgumuzu da komut içerisine yazıyoruz. Ardından bağlantıyı çağırıyoruz. Şimdi insert into customer tablomuzun adı values gelecek olan değerler. Şimdi add parametre 1, add parametre 2, 4 tane parametre kullanacağız. First name, last name, city ve salary şeklinde. ID için kullanmayacağız. O zaten otomatik artan sayı şeklinde bir alan. Şimdi komut nokta parameters nokta add. Birinci parametremiz P1. Evet, şimdi veri tabanında nasıl tanımlanmış alanlar onlara bakalım. Kontrol edelim arkadaşlar. Varchar ve
Bu da desimal türünde arkadaşlar. ID alanımız int. Evet. Ve otomatik artan sayı şeklinde. Şimdi SQL db_type nokta varchar. Parantez dışına value eşittir txt first name'den gelecek olan değer. Kopyalıyorum. 2, 3 ve 4. 2, 3, 4. Şurası desimal türünde. Salary. TXT salary şeklinde. Bu da city. Ve last name. Şimdi arkadaşlar bu şekilde customer dedikten sonra alan isimlerini tek tek yazabiliriz. Eğer yazmazsak sıraya göre gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yazdığımız zaman karışıkta gidebiliriz. Evet, burası bu şekilde. Komut nokta enquiry işlemi onayladık. Bağlantıyı kapatıyoruz. Ve bağlantı dispose diyoruz. Evet, burası bu şekilde. Ardından bir de yönlendirme yapıyoruz. Response redirect string içerisinde bizi index nokta asp dosyasına sayfasına yönlendirsin bizi işlemlerden sonra. Evet arkadaşlar, buradaki işlemler bu kadar. Şimdi bir çalıştıralım indeksten. Viewing browser add new dedik. Yönlendirecek mi bakalım. Şimdi evet arkadaşlar, bu şekilde. Tabi bunu biraz daha aşağı alsak fena olmaz sanki. Container stil. Margin tab 10 piksel olsa nasıl olur? Tamam, 10 piksel olsun. Tamam, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar denememizi yapalım. Böyle bir sayfaya geliyorum. Tamam, bir Yusuf. Evet, rastgele bir şeyler giriyorum. Evet, ekle diyorum. Bir bakalım bizi index sayfasına yönlendirecek mi? Evet arkadaşlar, bizi index sayfasına gördüğünüz gibi yönlendirdi. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste yaz silme ya da arama işlemini anlatıyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.